Tekrar merhaba. Biz çok yarım kaldığımızı düşündük. Sema Hanım yine karşımda ve muhteşem hissediyoruz kendimizi. Ben de çok Tekrar hoş muhteşem, geldiniz. hoş bulduk. Çok muhteşem ve mutlu hissediyorum. Evet, o yarım kalmışları tamamlayalım. Lütfen. Hiçbir şey yarım kalmasın. 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 Çünkü en güzel yerine gelmiştik. Her şey yoluna giriyordu. İzleyicilerimizle paylaşalım, değil mi? Onlar Paylaşalım da tabii ki. bilsinler. Bakalım Sema neler yaşayacak. Merak ediyorlar çünkü. Ediyorlar mıdır? Fazlasıyla. Hepimiz Hepimizi çok merak ediyorlar. Eh, Peki. devam edelim mi? Edelim Hadi bakalım. bakalım. Kart mı vereceğim? Evet. Tamam, veriyorum. Bir şeyler sormanız da gerekiyor ama. Bir şeyler sormam. Hani şu bir şey vardı ya. Hangi şey? Çok şey var bende şu anda. Hani bir kılıç erkeği vardı. Mutlu olmak kanalı. Ay ne güzel de yumuşattınız böyle. Örttünüz üstünü. Yapayım? Ben açıkça dedim hani şu kılıç erkeği. Benim izleyiciler de biliyorlar benim durumumu. Bir türlü ben erkeklere güvenemiyorum. Ve yola çıkamıyorum. Tamam. Razı edecek birileri var ama Var sistemde. mı? Var var. Ben hissediyorum onu zaten. Ay ne olur olsun artık. O girmese de ben sokacağım onu. Peki. Bu kılıç erkeği karşınıza çıktı mı? Çıkacak mı? Onu mu sormaya Evet, onu çalışıyorsunuz? sormak istiyorum. Peki hoşlanacak mısınız ya da güvenecek misiniz diye ek soru yapayım mı içine? Yapalım. Bakayım. Bomba gibi geliyor. Bu adam yemeğe, içmeye çok düşkün. Eğlenmeyi çok seviyor. Parası var. Sizin tamamen dengenize oturacak. Bu konudaki dengenizi yani onun erkek cinsine yani eril enerjiye güvenmenizi sağlayacak. Muhteşem bir insan. Aha da bu kart ben oluyorum yalnız bu arada. İyileştirici yeti. Yıkık kral ayağa kalkacak. Sizin enerjinizden de o alacak. Ama iyi anlamdan bahsediyorum. El ele, omuz omuza yürüyeceğiniz bir hayat yolculuğu açılıyor. Evet, bu mesleksel olarak doktor olabilir. Olabilir Kesinleşti. yani. Olabilir. Yani şu an daha emin olmaya başladım. Ben onu aldım, kabul ettim sizin için. Biraz yaşayın, sonra bakarız duruma. Tamam, kabul Mutluysanız devam ettim. ederiz. Yani mutluysanız tabii ki ilişkiniz devam eder. Evet. Sizi bu kadar sevecek ve sizin sisteminizde eril enerjiye, dişil enerjinin güvenini sağlayacaksa başım gözüm üstüme. Benim de başım gözüm üstüne. Yani bu kadar iyilik yapacaksa kendisi için de yapacak ama aynı iyiliği. Birlikte iyileşeceğiz. Aynen Öyle mi? öyle. Artı zaten mutluluğu karşı tarafa yaşatan insanlar kendileri için de bunu yaparlar. Sadece karşı taraf için yapmazlar. Evet. Derler ya çıkarsızım. Yok öyle değildir. Tabii canım çıkarsız. Sadece ben hoş gerçi artık onda bile var. Anne çocuk ilişkisinde bile artık çıkar var da bir Peki tek bir şey çıkarsız ilişki sorabilir yok. miyim? Tabii. Şunu sorsak ya, ben çok severim bunu. Ne olacaktı siz bu kadar güvenip o insanın elini tutup yürüyeceksiniz? Hadi Ne soralım. olacak Ne yani? olacak? Veriyorum kartları. Kartları. Kaldım. İçinizden ikilenleri alırsanız her zaman doğru Tamam. gelir. Öyle mi? Her zaman. Tamam. Yanıltmaz sistem size. Bir tane daha rica edeceğim. Meleklerin rakamıdır. O yüzden dört diyelim bunu. Çünkü Dört diyelim. sevgi enerjisi ya. Hadi bakalım. Alalım. %50 şans verdiğiniz bir durumu kapatıyor hayatınızda. Mutsuzluk enerjisi, kötülük enerjisi %50. Kendisi ilanını yapıyor. Kendi yapıyor ilanı ve siz şok, şok yani. Bence bunu hemen paylaşmayın olur mu? Biraz saklayın, biraz gizleyin. Biraz daha sakin yaşayın bunu. Evet. Akışta ve sakin yaşayın lütfen. Çünkü o Evet. sizden zaten balınızı almaya gelecek. Sevginizi. Evet. Çünkü bin katı onda var zaten. Tabii bir de böyle bir hata da yapıyoruz değil mi? Hemen hemen hepimiz. Hemen sosyal medyada ilişkilerimizi, arkadaşlıklarımızı Dehşet kötü bir şey. Neden biliyor musunuz? Herkes bizi sevecek diye bir kural yok. Ya da Yok. biz herkesi seveceğiz diye bir kural yok. Fakat şöyle bir durum var. Sevseler de bizi iyi niyetli nazarlar var. Ya. Yani benim işte bana vakit ayıramayacak Sema diyecek bir dostunuz. Biz eskisi gibi kahvemizi içemeyeceğiz, şuraya gidemeyeceğiz diyeceğiz. Negatif enerji. Değil İstemeden mi? blokaj koyacak. İstemeden yapacak ama bunu. Tamamen saf niyetle. Çünkü saf niyetle yaptığı için o tutar.
Doğru. Çok İyi doğru. mi kötü mü şimdi? Bence çok... tabii zor ve kötü oluyor bu durumda. Tabii o kötü mutlaka. Olduğu için değil. Ama çok da güzel bir konuya temas ettiniz. Bundan hakikaten ben de çok rahatsızım. Gerek kendi adıma, gerekse arkadaşlarımın adına ne yaşarsak yaşayalım. Sosyal medyada bunu hemen paylaşıveriyoruz. Tabii ki şimdi tutamıyoruz sosyal medya günümüzde yani bir iletişim aracı halinde. Eskisi gibi mektup yazılıyor mu? Hayır. Dilerim bu beyefendi size mektup yazsın ki yapacak. Romantiyiz yani. O derece. Çok romantik. Kabul ediyorum. O klasik hem kılıç hem kupa erkeği o yüzden. Harika. Ekstraları var yani. Harika. Ben bu beyefendiye enişte demeyi çok isterim. Çaktırmadan şunu arada söylesem iyi olacak. Bakalım sizi bizden alabilecek mi ama? Hiçbir bir de böyle şey, bir şey var dostlarınızdan. Değil mi? Ama hiçbir şey dostlukları zedeleyebilecek kadar iyileştirirken yaralamaz diye düşünüyorum. Dostlukları zedelemez ki. Değil mi? Zedelemez asla ki. Zedelenmez. Öyle bir karakter değil çünkü. Peki kabul ettik kızımızı o zaman. Kızımızı vereceğiz mi? Mevzuları var ya. Ben oraya bağladım. Ben oraya bağladım. Tatlı tatlı bağlandı. Oraya bir attım. Kına geceleri vesaire. Biz böyle gideriz artık. Ay tabii öyle şeyler de var yapacağız değil mi? Tabii. Kına geceleri falan. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Siz bence hazırlanın. Ben biraz böyle heyecanlandım. Yine böyle bir olumsuz. Niye böyledir? Niye hep... Olumsuz tarafından bakarız. Ah bu da mı öyle olacak? Ah bu da mı şöyle olacak? Bu da bunu yapar öğretilen mı? Bu da şunu şey, yapar mı? Öğretilen şey bize o. Kendimizi korumak için değil Tabii. mi? Çok güldüm ağlayacağız mevzusu gibi. Ben çok güldüm devam edeceğim gülmeye diyorum artık. Konuklarımla da bunu öğretiyorum. Yani sizden de rica lütfen çok güldüğünüzde ağlayacak mıyız? Hayır daha gülmeye devam edeceğiz. O yüzden şimdi gülüyoruz demeniz. Ya işte. Çünkü hemen koruma derken aslında kendimize zarar veriyoruz. Neden bilmediğimiz bir şeyden korunmaya çalışıyoruz ki? Ha bilmiyoruz bize mucize mi getirecek kötü mü olacak? Yani hani insanlar zaten burada çelişkiye düşüyor. Bana ne? Benim mucizem. Ben yaşayacağım bunu. O yüzden de kimseyi iptal ettirmem sistemimi. Çok doğru. Yani çok neden doğru. korunayım? Bilmediğim bir şey neden bana zarar versin? Niye ben ona hani herhangi bir zarar vermiş olabileyim ki geçmiş sistemde? Bu acaba bilinçaltımızla alakalı bir şey mi? Yani mutlak surette ne olursa olsun ister istemez bilincimiz bizi... herhangi bir şeye karşı, bilmediğimiz bir şeye karşı bile hep yönlendiriyor değil mi? Tabii ki. Aman Sema şöyle yap. Sema bak bunu düşün. Ona göre adım at. Garantici olmak gibi. Her nedense. Niye garanticili? Neden hemen önümüze para sistemini, sıkıntısı, sevgisizlik sistemini koyuyoruz ki? Neden ben hani gidip orada mutlu olmuyorum ki? Niçin hani böyle garanti daha çok aslında... Habire garantiye aldıkça nasıl vücudumuzu aç bıraktığımızda sürekli yemek ye der bize. Hani ona benziyor biliyor musunuz? Kendi sistemimizi yemeye. Doğru. Doğru. Yani hani neden ben hani orası kötü olacak diye yürümek zorundayım ki? Hayır. Bugün öyleyse şu an bunu da iptal ediyorum. Kendimi garanti altına almak gibi bir zorunluluğum yok. Böyle bir kaide yok. Geçmişte yaptım ve gelecekte yapacağım. Garanti vazında baktığım. Para sıkıntımı da dahil olmak üzere iptal ediyorum. Tüm kontratları iptal ediyorum. İptal ediyorum. Ettim. Bitti. Şimdi ben sizi rahat bırakmayacağım. Bırakmayın ben seviyorum. Sol elini. Sol elim tamam. Tamam enerjimi hemen o enerjiyi iptal kalbinize ettik. Kalbinize doğru. kızımın geleceği de beni çok merak ediyor. O şanslı bir kız. Fakat şansı görmemekte birazcık ısrarcı bir kız. Biraz annesi gibi. Annesi gibi tam değil de başka bir evrene ait bir çocuk o. Bazen çok huysuzlaşabiliyor ya da farklı şeyler hissettiği için ya da size zarar geleceğini bakın sizin garanticilik sistemi nereye yansıyor? Değil mi? Size Hadi zarar bakalım. Gelebileceğini düşündüğü için otomatikman sizinle çatışmaya başlıyor. Yani hani bu zincirleme trafik kazası oluyor. İptal ettik. Kızınızın üstünden de iptal ettik. O başka bir ülkeye ya da başka bir şehre gitmek istiyor. Gitsin. İzin verin. O tam bir kılıç kraliçesi. Ve burada kaldığı sürece kendini iyi hissetmeyeceğini düşünüyor. Haklı da. İptal ediyorum ama haklı.
Yani çok öne içerisi açık, çok tecrübe edinerek hayatı yaşayacak ve çok mutlu bir kız olacak o. Bir şeyi kaybettiği için çok üzgün hayatınınla ilgili. Kaybettiği için üzgün. Halbuki var ya, bomba gibi bir sürprizi ve mucizesi var. İyi ki gitmiş. Çok güzel. Anlatabildim. Evet. İyi ki gitmiş. O da bu sarmaldan çıkıyor böylelikle. Harika. Çünkü sarmalda hissediyor kendini sürekli. Hı-hı. Hiçbir yere ait hissedemiyor. Hı-hı. Ait olamama psikolojisi var kızımızda birazcık. Evet. Yani buraya ait değilim, şuraya ait değilim. İsterse İsviçre'ye gitsin, oraya da ait değilim demeye başlar. Belli bir süreden sonra. En fazla 3 ay, 3,5 ay sonra geri dönmeye çalışır. Fakat bu sefer öyle bir yere gidecek ki ait olduğu yere gitmeye çalışıyor. O yüzden izin verin gitsin. Hiç başına bir şey gelmeyecek. Parasız da kalmayacak. Neden yapıyorsunuz? Kapatmayın sistemi. Tamamen bunları düşünüyorum biliyor musunuz? Ama işte aç kalacağını düşünüyorsunuz. Hmm. Bereketsiz oluyor çocuğunuz. Yani bunu yapmak istemez hiçbir anne bence. Yapmamalısınız. Ben bunu kendim de yaşadım. Ben üstten size hemen anlatayım. Annem bana yıllarca işte Çanakkale Bigalıyım ben. Oraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Anneciğim dedim, her şeyim yarım kalıyor. Yani ben İzmir'de çok mutluyum. Nerede mutluysam orada yaşayayım. İzin ver dedi. Ağlayarak artık. Dedi ki annem ben bunu hiç öyle düşünmedim. Anne dua et bana, beddua etme dedim. Yani annem direkt. Bakın o kadar net yani. Yani anne bana dua et, beddua et. Hiçbir zaman sen beddua edemem annem dedi. Yani ama kadın bunu istem dışı yapıyor. Tabii istem dışı yapıyoruz. İşte bakın benim hani şanssız olacağımı, aç kalacağımı, halbuki kaç yaşındayım artık yani. Tabii. Anlatabildim mi söylemeye çalıştığımı? O an onu düşünemiyoruz nedense. Ama tamam. Kızınız çok şanslı. O halimi de iptal ediyorum. İstediğini yapabilir. Sadece baba ölüsü bir rahatsızlığı var. O da geçecek. Hı. Babasının geçmişte yaşadığı, köklerinde yaşadığı ama geçecek. Çok şey, minik bir şey yaşayarak atlatacak. Boş verin öyle sistemden. Yaşadı. Yani. Muhtemelen yaşadıysa da bitmiştir. Göz ameliyatı oldu. Bitti. Geçmiş olsun. Tamam. Tamam mıyız? Harika. Tutturdun mu? Tutturdunuz çok doğru. Evet babadan gelen bir şey. Babası da aynı şekilde ileri derecede miyop ve kızım da öyleydi. Çok yakın bir tarihte bundan 2 ay öncesinde operasyonunu yaptırdım. Başarılı bir operasyon. Olacak. Bitti gitti. Evet tamam geçmiş olsun. Nasıl nokta atışı yapabiliyorsunuz bu kadar? Kesinlikle. Kartları okuyabilmek nasıl bir şey? Şimdi daha çok heyecanlandım. Kartları okuyabilmek, kartlarla biz sürekli iletişim halindeyiz ama sizinle de iletişim kuruyorum. Hmm. İç benliğinizle. İletişim kuruyorum yani hani sürekli enerjiyle iletişim kuruyorum. Hmm. Hoşuma gidiyor, orada daha da iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. İşimi yaparken zaten çok iyi hissediyorum. Enerjiniz çok yüksek. Teşekkür ederim. Gerçekten çok yüksek bir enerji. Ve bu enerjiyi karşınızdakine de çok kolay geçirebiliyorsunuz. Hediye ediyorum. Hmm. Ama bu hediyeniz o kadar yürekten ve içten ki ben şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. İlk programda da aynı şeyi hissetmiştim. Çok iyi hissetmiştim kendimi. Evet, o yüzden zaten çok rahatsız oldum. Bu iyilik hali bir süre de devam ediyor biliyor musunuz? Sizinle programımızı yaptık, bitirdik. Aradan işte birkaç gün geçti. Ve ben kendimi o süreç içerisinde de çok iyi hissettim. Devamlılığı daha da olacak emin olun. Çalışmalarınızı yaparsanız, yani adımlarını atarsanız, sabahleyin kalktığınızda kendinizi çok sevdiğinizi, bu evrene geldiğiniz için teşekkür etmeyi unutmazsanız çok daha güzel olacak her şey. Harika, işte ben bunu yıllardır yapmayı unuttum. Emin olun yapmayı unuttum. Siz bu çalışmaları yapıyorsunuz aslında. Yapıyorum da. Biraz eksikler var galiba. Eksikler var. O eksikleri birlikte tamamlayacağız değil mi? Tamamlarız tabii ki. Peki, herkesin mutlak surette bedeninde beğenmediği demeyelim de değiştirmek istediği bir şeyler vardır. Evet. Zayıflayabilecek miyim? Tamam. Butona basalım. Vereyim mi kartları? Verin. Sevgiyle verin. Son bir yıldır aldığım şu 10 kilo beni benden etti. Siz kilolu bir hanımefendi değilsiniz. Belli yerlerinizin zayıflaması gerekiyor. Eğer siz istiyorsanız bunu. İstiyorum. Tamam. İstiyorum niyetine girdim. Şimdi siz de bir yol göstereceksiniz bana kartlarla birlikte eminim. Net. Zayıflayacaksınız. Zaten orta omurilik kartı direkt.
bölgesel zayıflayacaksınız ve beyefendi de çok büyük bir yardım var bu enişte. Acaba estetik hekimi yüreğinize dokunacak. Yani sizi böyle seveceği için, belki siz kendinizi sevmeye başlayacağınız için o anlamda otomatikman kilo var. Biriliyor. Biz emiliyor yani. Bildiğiniz yağma yok. Hiçbir şey yok. Kalpimiz. Bunun da cevabı geldi. Sevgiyle çözülüyor. En güzel tarafı bu galiba benim için şu an. Evet. Yani sevgiyle çözülüyor. Evet, gerçekten demek ki problem öyle. Başka yerde ama kiloya yansıyor. Zaten öyle değil mi? Aldığımız kilolar, aşırı kilolar daha doğrusu. Ve genelde bölgesel olanlar. İşte ne bileyim, ben mesela hep derim ki benim sırtım çok kalın. Yani. Çok etli, çok yağlı. Evet, doğru. Sırtımı aldığım yüklerden. Tabii ki. Değil mi? Çünkü kendiniz istiyorsunuz. Kalın. Geliyor. Ya da işte bir şeyleri ben içime çok atarım. Mideniz ağrır. Midem ağrır. Mideniz boğazım ağrır. Dediğiniz gibi. Ayaklarınız ya da şişerim. Şişerim böyle. Evet. Evet. Serbest bırakamadığınız için. Evet. Yani çok doğru. Bir kere şöyle bir şey var. Siz o kadar hoşsunuz ki. Bunu bir kere kendinize söylemeniz gerekiyor. Ya ben buyum ve çok seviyorum kendimi. Gerçekten kendimi çok seviyorum. Ama bunu birçoğumuz yapmıyoruz değil mi? 1.90'da olabilirdi. Uzun boylu kızlarım da var, tanıyorum, arkadaşlarım da var. Onlar da boylarından şikayet ediyorlar. Herkes birinden bir şeyden şikayet ediyor. İşte dedim ya, hepimizin bedenimizle ilgili ya da karakterimizle ilgili bir takım problemlerimiz var. Kendimize ait hissetmemekle ilgili işte. Yine kendimizi kendimize ait hissetmiyoruz. Ya. Bu bedene ait hissetmiyoruz. Ruh beden çakışması yaşıyor içeride sürekli. Ruhumuz çok güzel olabiliyor, bedenimize takıyoruz. Bedenimizi düzeltmeye çalışırken bu sefer ruh halimiz bozuluyor. Bu da bir soru. Tamam. İşte ben bunu çok sık yaşıyorum. Ve buna da hani var ya böyle halk arasında. Arkadaşlarım da bana hemen Sema yine depresyona girdin. Niye? Öyle diyorlar. Evet, ben de artık bunu o kadar içselleştirdim ki dediğiniz gibi bir bedenime takıyorum, bir ruhuma takıyorum ve kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Ah diyorum, yine depresyona girdim arkadaşlarımın dediği onlar gibi. Onlar söyledikleri için siz kendi yörüngenize sokuyorsunuz. Alıyorum kendi hemen onu. Kendi evrenize sokuyorsunuz. Bu söylevi sokuyorsunuz. Niye depresyonda olayım canım, iyi misiniz siz deyip devam etseniz. Ya. 1, 2, 3, dördüncü de onlar söylemekten vazgeçecekler. Siz de depresyon haline girmeyeceksiniz. Girmeyeceğim. Çok doğru. Peki, işte bu zaman zaman hayatımıza olayları çekeriz ya, aynı olayları. Tabii ki. Çekeriz ya. Tamam. Bitti deriz. Aradan geçer bir yıl, hop. Peki. Aynı olay yine başka bir şekilde gelir bize. İyi olanı çeksek. İşte onu nasıl yapabiliriz? Şimdi şöyle hatta bir şey. Hep kötü olanı çekiyoruz değil mi? Hı-hı. Normalde. Hı-hı. Hep bana aynı soru geliyor da o yüzden sordum. Hep kötü olandır değil mi? İşte parasız kalmıştım. Geçen yıl bu zamanlar yine parasızdım. Ama bu sene şimdi yine bu zamanlar yine parasızım. Neden? Çünkü yarım kaldı. Tamamlamadınız ve iptal etmediğiniz sürece o orada içeride devam edecektir. Dönen bir sermaye gibi. İçeride devam. Kilo problemimi iptal ediyorum. Para blokajlarımı bir iptal ediyorum. Bir kere doğduğunuz için kendinize bir teşekkür edin. Canım ben. Sarıldım kendime canım ben. Tamam, evet, son bir soru çünkü yine yönetmenimi siz de duydunuz. Sevgili yönetmenim. Ben de duydum ve sahilimi çektim. Sahilimi çektim. Mucizeler. Evet. Benim mucizelerim nelerdir diye sorun. Benim mucizelerim mucizeyle kapatalım. Nelerdir? Ne olur. Çok seviyorum. Benim çünkü. Mucizelerim nelerdir? Bir, parasızlık sisteminden sıyrılış. İki, size gelebilecek olan yine aynı şekilde bakın. Kalbe dayalı para yörüngeleri. Çok enteresan bu. Yani hani garip bir durum var. Bunu ayrıyeten bir ile ayrı size izah edelim. Tamam. Ama akıl. Akılla yönetip bütün sistem değişiyor. Akıl nedir? Duyguları yöneten şey aslında. Bence aşkın aklı var ya zaten. Paranın aklı olduğu gibi. Ben akılla, mucize, aklınızı kullanacak mısınız? İkinci mucize, beklenilmedik para gelişi. Üçüncü mucize zaten, neyse. Aşk, sevgi, bereket, şans. Hepsi birden diyelim. Anlaşıldı herkes. Bu durum böyle yani. Sizin yorumunuz güzel aslında. Harika bir durum bu.
Evet. Beni gerçekten psikolojik olarak da çok rahatlattınız. İşte kartların ve sizin enerjinizin de zannediyorum ki böyle bir özelliği var. Galiba. Seviyorum ben o özelliği zamanımı. Yaşamak istiyorum, yaşatmak istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. İyi ki de yapıyorsunuz. Kocaman gülelim hep beraber. Hep birlikte gülelim. Beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben geldiğiniz için teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Ne mutlu ettiniz beni biliyor musunuz? Binlercesi size olsun. Şimdilik yine hoşçakalın.